başlıyorum. Haydi final başlasın, çamlak çömlek patlasın. Murat beni anlasın, ağzından bal damlasın. Son racon keserindir, bak bu senin eserindir. Stüdyo biraz serindir, keser sahne senindir. Işın sen ne güzelsin, rüzgar gibi esersin. Bu ikisini ezersin, haydi söyle ne dersin? Metin abi canımsın, sen benim vicdanımsın. Sadece sen adamımsın, Uraz der en yakınımsın. Son sözü söyler Uraz, yahu dur dinle biraz. Üzme beni ey Dilber İnaz, sana ben ne söylesem az. Şans buraya gelen de, öven de var yeren de. Jüriye söz veren de, Türkiye sıra sende. Alkışlarla Mustafa Haybat ve orkestrası. Sol tarafımda ise sizleri temsilen 5 kişilik halk jürisi ve tam karşımda birbirinden tatlı ana jüri üyeleri. Mustafa Keser, Işın Karaca, Metin Şentürk. Sıra sende Türkiye, başlıyor efendim. Sıra sende. Bak ne hale geldim. Ay. Rahatladın mı? Az kaldı. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde hata var. Bana bak Işın. Ateş ediyorsun resmen. Dıkşın dıkşın. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebimde adresim bulunmuş. Muhteşemsin kardeşim. Dört ayak üstüne düştüm. Muhteşemsin, muhteşemsin, muhteşemsin. Yürü be Metin abi. Şarkı aldı, götürdü. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ben de burada. Biraz kötü oldum. Sen de finalini beğenmiyorsun. Stüdyoda gergin anlar. Hoppa Gangnam Style. Onu onun gibi fıkır fıkır. O çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Hafta birincisi ol, olma. Helal olsun. Gel ben bir şey biliyorsam ben de onu sana aktarmayı çok isterim. Bir vokal teklifi var şu anda. Allah! İşte bu! İşte bu! Sıra sende Türkiye. Sevgili seyirciler, bildiğiniz üzere pazar günleri herhangi bir barajımız yok. Oylama 3 jüri üyelerinin de yani hem orkestranın hem halk jürisinin hem de ana jürinin ortak kararıyla gerçekleştiriliyor. 8 yarışmacımız kaldı dünden bugüne. Onlardan bir tanesini hafta finalisti yapmak için uğraşıyor olacağız. Ve o kişi de 11. haftada 200 bin Türk lirası için tekrar aramızda büyük finalde olacak efendim. Dünden bugüne yarışmada kalmayı başaran yarışmacılarımızı bir hatırlayalım. Tuğberk, Gülten, Serhat, Gökhan, Tilbe, Çimen, Ayşegül ve Mustafa. Alkışlar onlar için gelsin lütfen. Alkışlarla yarışmacılarımızı yanıma alıyorum ve meydan okumalar başlıyor efendim. Sıra sende Türkiye. Alkışların hepsi onlar için geliyor. Çünkü dün çok mücadele ettiler ve bugün buradalar. Aslında mücadele daha yeni başladı. Birbirlerine meydan okuyacaklar, birbirlerini elemeye çalışacaklar. Burada kurdukları güzel dostluk maalesef buraya kadardı. Kamera arkasında, kuliste belki çok iyi vakit geçirdiniz. Ama işin bir gerçeği var ki maalesef birbirinizi elemeniz gerekecek. İlk meydan okuyacak yarışmacı da Metin Şentürk belirleyecek. Metin abi. Seçimimi yapmadan önce deminki söylediğine katıldığımı bir iki cümleyle ben de altını çizmek istiyorum. Lütfen nezaketi bırakın meydan okurken. Birbirinizi yok etme üzerine kurun bütün hayallerinizi, fikirlerinizi yani şarkılarınızla. O yüzden şimdi içimden biri geçiyor. Söyleyeceğim. Ama yok o kazansın, ben kazanmasam da olur falan diyecekse hiç şarkı söylemesin. Dedikten sonra... Ultimatomu aldık. Aynen. Dedikten sonra biraz düşüneceğim. Güzel.
Mustafa? Bir adım öne alalım seni alkışlarla. Meydan okuyacak Mustafa, meydan. İşin kısacası. Mustafa biraz sonra süre başlayacak. O müziği duyduğunda düşünmeye başlayacaksın ve bittiğinde de bize bir isim söylüyor olacaksın. Tamam. Süren başladı dostum. Gözüne kimi kestiriyorsun? Kimi alt edebilirsin? Bak bakalım. Kavun mu seçiyorsun lan? Efendim. Buyursunlar. Yanımda durma cesaretini nereden oluyor bilmiyorum ama Ayşegül diyorum. Ayşegül, Ayşegül'le bir adım öne alıyoruz. Lütfen buyurun Ayşegül, şöyle gel. Mustafa sen de gel. Evet, Ayşegül, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Seni gözüne kestirmiş. Yani hiç iyi yapmadım. Yani 8 kişinin ona göre en zayıfı sensin ki seni buraya çıkardı ilk dakikadan da. Ya öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Kendisi yanılıyor. Bravo Ayşegül. Kesinlikle yanılıyor. Birazdan göreceğiz. Pişman olacak mı sence? Olacak. Mustafa kesinlikle sen de olacak. Yürü biraz. Mustafa sen de yürü biraz. Ne diyorsun? Yürümeme gerek yok. Birazdan sahnede zaten kozlarımızı paylaşacağız. O iyi. Evet. Ama ben daha iyiyim. Pekala. Sahne önce Mustafa'nın olacak. Ardından seni dinliyor olacağız. Alkışlar Mustafa için geliyor efendim. Çok sağ olun, teşekkürler. Bu
Mustafa. Mustafa'yı dinledik sevgili seyirciler. Şimdi de rakibini dinliyor olacağız. Hay hay. Ben konuşmamı yaptım zaten. Sen konuşmanı yaptın. Söyleyeceklerini söyledin. Bakacağız yani. Bakacağız. Bu şeyin karşılaşmanın mimarına dönelim hemen. Bir şey söylemek istiyor musun abi? Dedik ya daha Ayşegül'ü dinlemedik tabii evet. ki. Önce bir Ayşegül'ü hele bir dinleyelim. Ne duyacağız? Bir bakalım sonra konuşalım olmaz mı? Benim olur aziz tabii dostum. Zaten öyle yapacağız. Ben hani belki sen mimar olarak bir şey çok söylemek istersin. Çok teşekkür ediyorum. Senin bu nezaketin, zarafın. Ya abi yapma beni mahvediyorsun. Sen ya. Varsan her şey ay var. Daha canımsın. Yeni başladık ayol. Alkışlar Ayşegül için geliyor. Ayşegül, tebrik ediyoruz seni. Teşekkür şöyle ederim. Rica edeyim. Nasıl buldun rakibini, meydan okuduğun rakibini? Gayet iyiydi. Zaten kolay. İyi olduğunu söylemiştin. Sen ondan daha iyi olduğunu iddia etmiştin. Tabii. Ben iyi bir rakip seçmek istedim. Evet. O yüzden. Güzel, güzel. Teşekkür ederim. Pekala. Hemen oylamaya geçeceğiz efendim. Oylamanın ardından tekrar yorumlarınızı alıyor olacağız. Neden, kimi seçtik? Oylamamız
tüm stüdyo için söylüyorum, başlasın efendim. Ama sona erdi ve stüdyodaki herkes oyunu vermiş oldu. Hem halk jürisi, hem orkestra, hem de ana jüri. Önce halk jürisi ve orkestranın oylamanın %40'ını etkileyen bölümünü göreceğiz. Ardından da ana jüriye döneceğiz. Bakalım nasıl bir dağılım olmuş oylarda Mustafa ve Ayşegül arasında. İşte halk jürisi ve orkestranın. Ayşegül %17, Mustafa %23 oy alıyor. Bakalım ana jüri nasıl bir karar verdi onu göreceğiz. Kimin kalıp kimin gideceği bu oylamanın sonunda belli olacak. Mustafa mı yoksa Ayşegül mü bugün bir kez daha bizle bir parçada, bir eserde birlikte olacak. İşte ana jürinin kararı. Üçü de Mustafa'dan yana oy kullanmış. Çok Mustafa %83'e yükselmiş oldu. Tebrik ederim Mustafa. Bizimle bugün tekrar birlikte olacaksın. Ayşegül, maalesef seninle yolculuğumuzun sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Yani burada olmak benim için gerçekten çok güzeldi. Buraya kadar gelebilmiş olmak da benim için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok sana, sağ olun. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Geldiğin, katıldığın, bizi iki gündür güzel performanslarınla mutlu ettiğin için. Ana jüriye geçmeden önce halk jürisinden Murat Bey'in yorumunu alalım. Kime oy verdiniz Murat Bey? Başta kararsız kaldım. Her insan gibi. Evet, her insan gibi. Sonra Mustafa biraz daha ağırlık bastı. Oraya oy verdiniz. Peki, evet. Sahra Hanım. Teşekkür ederim. Ben ikisinin de sesini çok güzel buldum, ses rengini. Ama Mustafa'yı daha çok beğendim. O yüzden de Mustafa'ya oy verdik. Pekala. Ve geldik ana jürilerimize efendim. Bakalım onlar nasıl oy kullanırken nelere dikkat ettiler, neyi dinlediler. Metin abi, sen eşleştirmiştin bu yarışmacılarımızı. Lütfen seninle başlayalım. Ayşegül çok sevdiğim bir şarkıyı okudu. Ben bu albümlerde de hangi albümde olduğunu bilmiyorum da bir albümümde okuduğum bir şarkıdır bu. Sevdiğim bir şarkı. O yüzden şarkı seçimi çok güzel, çok doğru. Ama Ayşegül'cüğüm maalesef bazı seslerinde sorun var. Yani şarkının tadını tam bana aktaramadın. Zira biliyorsun dün ben sana oy vermiştim ikinci baharda. Ancak bugün Mustafa'nın performansını daha iyi buldum. Ama o Mustafa bu orkestrayla olan ritmik uyumuna dikkat et. Bir dahaki sefere ritmik hareketlerinde sorun olursa benden oy alamazsın. Tehdit gibi görme. Gerçek. Tamam? Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Şimdi de diğer arkadaşlar ne diyor? Ben onları dinleyeceğiz. Teşekkür ediyorum hocam. Işıncığım. Canım. Canım benim ya. Şunun güzelliğine bir alkış var. Al yani. O zaman. Benden de güzel, güçlü bir alkış geliyor. Senden i̇nci bile. Gibi inci. Senden bile. Pırıl pırıl. O ne demek? Sanki ben seni sevmiyormuşum gibi. Ya vay arkadaş. Ben giderim. Nereye gidiyorsun? Aa, Metin abi otur bir şey anlatacağım. Tamam madem çok ısrar ettin. Bak bak bir şey anlatacağım. Otur Metin abi. Mustafa'cığım hayırlı olsun. Ne kadar gidersin bilemem. Orkestra
bayağı zorlandı. Bu kadar profesyonel bir orkestrayı zorlamak olmaz. Bu yüzden şarkılarınızı çok iyi ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü 3,5 dakikan var. Şu an yaptığın tek şey bu şarkıyı okumak. Ve oraya konsantre ve ona, yani ben elinde senin bir şey okuduğunu görmek istemiyorum bir daha. Kopya istemiyorum. Sevgili Ayşegül, evet güzel söyledin ama yetmedi. O şarkıyı tam anlamaya, o duyguyu tam veremediğin için, biz biliyorsunuz anlık performanslar, senin müzikal bilgin, müzikal geçmişine sonsuz saygımız var hepimizin. Çok dilerdim ki bir sonraki aşamaya hep beraber gidelim ama yolumuz buraya kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Pekala babacığım, neden Mustafa'ya oy verdiniz? Eksik olan bak, bir... Bak arkada da çıktı gene babalar. Baba yakışır be. Baba. Ramadam. Tamam kes yeter. Racon kesiyor babayım. Affedersin. Şimdi bu ikinci bölümlerde bundan sonra fazla uzatmama kararı aldım. Aa. Neden ama? Nedenini de arkasından söyleyeceğim. Çünkü bir gün öncesinde bu arkadaşlarımız zaten yeteri kadar yaptıkları hatalar ve olumlu taraflarıyla söylüyoruz. Onun için bugün aynı şeyleri tekrar etmenin bir anlamı yok. Bence dayanamayacaksın üçüncü eşleşmeden sonra. Kesinlikle katılıyorum sana. Bence üçe de dayanamam. Şimdi sevgili Ayşegül Hanım'ın sesleri sağlıklı basmadığını gördüm. Okurduğu parçanın ne olduğu önemli değil. O dizi içerisinde sesler pek sağlıklı gelmedi. Onun için diğer tarafları hiç kale almadım. Sevgili adaşımın da, dün de söylemiştim, iyi sağlam bir sesi var. Sesleri de düzgün basıyor. Ve ben sert okumaya ve kelimelerin, hacelerin abartılı söylenmesine karşı olan, sevmeyen bir adamım. Ancak bu okuduğu parçada sertliğin ve kelimelerin gerekli olduğunu düşünüyorum. O da o dozajında, yani fazla abartmadan. Kısmen yani kelimelerde, metinin de biraz belirttiği gibi ama kelimelerde çok aşırı bir abartı görmedim. Çünkü parça hakikaten böyle delikanlı bar havası. Tak 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 diye istiyor. O yakışır, o sertlik. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ayşegül, tekrar sana veda ediyoruz. Burada olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Her şey için. Hocalarıma da teşekkür ediyorum. Orkestramıza, şefimize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler sağ olun. Hayatında başarılar diliyoruz. Mustafa'yı tekrar dinleyeceğiz efendim. Sıradaki meydan okumamıza geçiyoruz. Sıra sende. Dört ayak üstüne düştü. Muhteşemsin, muhteşemsin, muhteşemsin. Yürü be Metin abi. Şarkı aldı, götürdü. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ben de burada. Biraz kötü oldum. Sen de finalini beğenmiyorsun. Stüdyoda gergin anlar. Hoppa Gangnam Style. Onu onun gibi fıkır fıkır. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Hafta birincisi ol, olma. Helal olsun. Gel, ben bir şey biliyorsam ben de onu sana aktarmayı çok isterim. Bir vokal teklifi var şu anda. Allah! İşte bu! İşte bu! Sıra sende. Sevgili seyirciler, ilk meydan okumamız sona erdi. İkinci meydan okuyacak yarışmacımızı da Işın belirleyecek. Işın, bir yarışmacımızın ismini söyleyeceksin ve o da rakibini belirleyecek. Kim olsun dersin? En sevdiğim şey. Tuğberk. Efendim? O gözlük ne? Çok güzel olmuş. Bruno Mars. Beğendiniz mi? Böyle bir... Rahmetli Çetin Alp de takardı. Evet, evet, evet. Kesin ihale onda kaldı, kesin. Valla. Bugün şarkıma uygun bir... Diyorsun, kostümlü geldim. Evet. O zaman hadi bakalım, bir meydan oku da görelim bakalım. Alkışlar, Tuğberk için geliyor, gel abi. Tuğberk, süre başlayacak. Bittiğinde bir isim alacağız. Süre başlasın lütfen. Thank you.
Öberk. Evet. Gülten demek istiyorum. Gülten demek istiyorsun. Evet. Pekala. Nice. Bambaşka bir tarza gözüktü. Evet. Sebebi ne olabilir acaba Tuğberk? Çünkü biz birbirimizi, daha doğrusu ben söylemiştim Tuğberk'e beni seçebilirsin diye. Evet, güzel oldu. Güzel oldu. Ben memnunum. Evet, memnunsun, sen memnun memnunum. Musun? Memnunum. Alkışlar Tuğberk için geliyor. İçinde kaldın. Işın. Too many times. Çok tatlı. Çok tatlı iş. Yani enerjin çok güzeldi. Dansı. Bayıldım. Çok da tatlı iş. Evet. Yeni kelime. Ben de şeye taktım. Bu olan kime benziyor? Vira fikir geliştiriyor. Kimmiş? Neydi o Koreli? Gangnam mı? Ne o fenomen oldu? Hoppa Gangnam Style. Evet. Anladım. Buldun mu sonunda? Onun gibi fıkır fıkır. Fıkır, aynen öyle fıkır fıkır. Çok beğendim. Çok severim dans yapanları. Gülten'i dinleyelim. Ardından dinleyelim. Kararımızı vereceğiz. Aynen. Alkışlarla Gülten geliyor efendim. Thank you.
Alkışlar Gülten için geldi. Buyur Gülten lütfen. Şimdi oylamaya geçeceğiz. Ardından da Gülten'le Tuğberk üzerine sohbetimizi yapacağız. Yorumlarınızı alacağız. Hanımlar beyler, Tuğberk mi Gülten mi? Oylama başlasın lütfen. Oylama sona erdi. İlk önce göreceğimiz sonuçlar halk jürisi ve orkestraya ait. İşte Tuğberk mi yoksa Gülten mi demişler. Sonucu görelim. %21 Tuğberk, %19 Gülten. Çok yakınlar birbirlerine. Evet, Uğur, kime oy verdin ve neden? Tuğberk'e verdim. Gülten Hanım da gerçekten çok iyiydi. Ama ben Tuğberk'ten daha çok enerji aldım. Ve seyirciye verdiği enerjiyi daha iyi buldum yani. Ama Gülten Hanım siz de iyiydiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ve döndük ana jürimize, bakalım onlar nasıl oy kullanmışlar.
Üçü de Tuğberk'ten yana oy kullanmış. Tuğberk %81'e ulaşmış oldu. Bir kez daha dinleyeceğiz Tuğberk seni. Tebrik ederim. Gülten geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım neden böyle olmuş, bir dinleyelim, bir duyalım. Işıncığım senle başlayalım. Tuğberk, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir sonraki aşamada işin zor. Çünkü burada kalan 8 yarışmacının hepsi birbirinden o kadar iyi söylüyor ve buradaki mücadeleyi herkes o kadar iyi biliyor ki. Bir sonraki şarkında şimdiden başarılar diliyorum. Gülten'cim, hep senden yana oldum. Bugüne biliyorum, kadar biliyorsun. Biliyorum. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar gösterdiğin, ha, bu hasta halinle bile bu kadar iyi bir performans. Senden rica ediyorum. Şu an itibariyle kendine bir zaman ayır ve tedavini iyileşme sürecinin için kendini ayır. Eğer bu işi devam ettirmek istiyorsan. Öyle yapacağım hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Babo. Tuğberk yeğenimin iyi bir şarkıcı olduğunu görüyorum. Sahneye de yakışıyor. Gerek raksıyla, gerek okuyuşu ve vücut diliyle. Bayağı profesyonele yakın bir eda içinde şarkısını söylüyor. Gülten Hanım'ın da yıllardır, tabii o da tecrübeli bir arkadaşımız, ama şu an onun çok daha iyi şarkı söylediğini görüyorum. Bu anlık performansta evet, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sana da tavsiyem, o kelimeleri ağzında yuvarlayıp durma abla. Daha net, daha anlaşılır bir şekilde. Bazılarının arkasından kırpıyorsun, makas ediyorsun. Son anlaşılmıyor. Ben özellikle böyle kelimeleri anlamak için büyük bir gayret sarf ettim. Dikkat edersen en azından sunuyorsun, insanlar da anlasın. Değil mi? Tamam hocam. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. İkinizin de ağzına sağlık. Metin abi. Şöyle, Gülten, biliyorsun seni bayağı bir destekledik. Çünkü güzel şeyler yapıyordun. Destekledik derken hak ediyordun. Ama tam böyle karşılığı, Türkçesi şu. Sende biraz metal yorgunluğu oluştu artık. Yani hastalığınla alakalı mıdır bu? Yoksa artık birazcık hani buraya o eski enerjini alamıyoruz artık senden. Bir de karşındaki rakip özgüveni biraz... Bayağı da biraz demeyelim, bayağı da yüksek bir arkadaş denk geldi. Bir de ya, Tuğberk güzel söyledi de İngilizce şarkıyı. Ben tam şöyle düşünmüştüm, işte nasıl olsa şu anda oylamalar her şey belli. Ya Tuğberk kendi kendini yaktı diye düşündüm böyle bir İngilizce şarkı seçince. Şaşırttı beni. Benim çok yüksek böyle ileri derecede bir İngilizcem yok ama şarkının nasıl söylendiğini veya seslerin nasıl geldiğini, az çok da İngilizcesini değerlendirebildim. O açıdan çok da başarılı buldum. Bu büyük bir farklılıktı benim için. Teşekkür ederim. Umarım başka farklılıklar yapacaksan en az bu kadar başarılı olur. İnşallah. Çünkü bunlar riskli hareketler, evet. Ama bu riskli harekette puanı aldın yani. Maçı kazandın. İnşallah bu risklere çok girer misin? Girersen başarılı olur musun? Pişman mı olursun? Onu da zaman gösterecek. Ama ağzına sağlık. Tebrikler. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz efendim. Alkışlarla Tuğberk'i arkaya uğurluyoruz. Onu tekrar dinleyeceğiz. Gülten, sana da veda ediyoruz. Çok teşekkür ayağına ederim. Sağlık. Çok sağ ol. Mustafa Hayvat Orkestrası ile söylemek, böyle jürinin karşısında söylemek benim için çok onur, şerefti. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür efendim. Ediyoruz. Sıradaki meydan okumamıza geçiyoruz. Sıra sende. Şarkı aldı götürdü. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ben de burada. Biraz kötü oldum. Sen de finalini beğenmiyorsun. Stüdyoda gergin anlar. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebimde adresim bulunmuş. Muhteşemsin kardeşim. Hafta birincisi ol, olma. Helal olsun. Gel, ben bir şey biliyorsam ben de onu sana aktarmayı çok isterim. Bir vokal teklifi var şu anda. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana bak ışın. Aha. Ateş ediyorsun resmen. Dıkşın dıkşın. Sıra sende Türkiye. Hanımlar beyler, sadece 4 yarışmacımız kaldı. Yarışmayan Mustafa Keser'in belirleyeceği yarışmacımızla bütün eşleşmeler tamamlanmış olacak. Babacığım, yine raconu kesiyorsun.
Hangi yarışmacımız meydan okusun? Çaçat. Dünkü performansına binaen ben Çimen Hanım'ı. Çimen Hanım. Evet, rakibini seçmek üzere. Alkışlarla Çimen Hanım'ı bir adım öne alıyoruz. Uygun gördüm. Çimen, süre başlayacak. Müziği duyacaksın. O arada kararını vereceksin. Başladı süren, buyurun. Teşekkür. Solumdaki arkadaşımla yarışmak istiyorum. Gökhan diyor. Gökhan, seni de böyle alayım lütfen. Seni de şöyle alayım Çimen. Evet Gökhan, neler söylemek istiyorsun? Sana meydan okundu. Zaten aklımdaki isim de oydu ben. Yani bana söz verseydi ben de öyle bir şey düşünüyordum aslında. Peki hazır mısın Çimen? Neler söyleyeceksin? Urfa'dan bir uzun hava hazırladım. Sonra Antep'e geçeceğim. Ha, kesin geçecek misin? Geçeceğim. Yani bir sonraki performansım da hazır diyor. Gökhan eleyecek. Hayır, bağlı olarak. İki. Potpuri. Potpuri, bunu bilmiyordun değil mi Orasim? Hayır, Potpuri. Biliyorum. Böyle onun notasını ona bağlayarak başka şarkılara geçme. Ya seri çocuğum, seri geçme. Yemin ediyorum çok hocam, ilerleme var. Hayvat beni her akşam çalıştırıyor çıkışta. He? Uzun hava artı kırık hava. Yani hayretler yani. İçerisindeyim. Ne oldu işinci? Bir de kırığını. Kırığını. Sana çok özel bir mani daha hazırladım. Hazır mısın? Olmaz, yani bu kadar olmaz. Sonra hazır. Bana bak ışın. Ateş ediyorsun resmen. Dıkşın dıkşın. Bir saniye. İçinle aynıdır dışın. Vay cinas. Çok güzelsin. Hem yazın hem de kışın. Evet, alkışlar devam ederken sahneyi Çimen'e bırakıyoruz ve onun portföyüyle devam ediyoruz efendim. Kışı hançer boyun madele, küpeli kızlar
Tebrik ederiz Çimen. Teşekkür ederim. Memnun musun? Ufacık bir kaçırdım. Orkestradan çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ne oldu? Heyecandan bağlayamadım. Özür diliyorum. O portföy yani bağlantı bölümünü mü? Yani böyle usule bir... girerken. Olur, olur, evet. olur. Ve hocam bir şey söylemek ister misiniz babacığım? Şimdi yorum yaparsak tamam. Şey olur. Tamam peki. Kimseyi etkilemeyeyim diyorsun. Yön meselesi ortaya çıkıyor. O zaman şey diyebilir misin? Alkışlarla Gökhan geliyor diyebilir misin? Ayağa kalkmadan sesim çıkıyor. Hayır, olduğun yerden söyle. Olduğum yerden de söyleyebilirim. Alkışlarınıza Gökhan geliyor. Başım belada, köşe başlar tutulmuş, üstelik yağmur yağmura. İçer tutar yan yok, biter tutar yan yok. Fişlenmişim, adım eşgalim bilme. Üstelik üstünde yani tam şuranda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte. Başım belada. Adamın biri vurulmuş sokakta, cebimde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksam tutarsızlık, nereden baksam tutarsızlık, nereden baksam amatça. Başım belada, üzerime kan sıçramış, doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nereye gitsem çaresi yok, nereye gitsem çaresi yok, nereye gitsem çaresi yok yalnızlığım. İnanamayacağım kadar seni esmer kız, kirpiklerinde çırpınan o tuzlu gözyaşında. İhanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmadı. Şimdilik o şakal yapan çiçeğim, yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Belada, adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksam tutarsızlık, nereden baksam tutarsızlık, nereden baksam amatça. Başım belada, üzerime kan sıçramış, doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Başım belada. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet. Gökhan, tebrik ediyorum. Ağzına sağlık abi. Biraz sonra oylamaya geçeceğiz. Çimen ve Gökhan, sizinle ilgili iki performansta dinleyen hem halk jürimiz, hem ana jürimiz, hem de orkestramız oy verecekler. Başarılar diliyorum ikinize de. Oylama başlasın efendim. Oylama sona erdi.
Çimen ve Gökhan hakkındaki oylarını herkes kullandı, fikirlerini beyan etti. İlk önce her zaman olduğu gibi orkestra ve halk jürimizin oylarını göreceğiz. Bakalım Çimen mi yoksa Gökhan mı demişler. %25 Gökhan, %15 Çimen denilmiş. Çimen, sence o geçişteki ufak kayma fark edilmiş midir? Yani o etkili olmuş mudur? Açıkçası dinlemem gerekiyordu. Biraz heyecanla sanırım. O hata bence büyük bir hata. Hı hı. Teşekkür ediyorum yine de. Peki. Gökhan, senin şarkın çok sevilen, yani Işın'ın da tabiriyle banko diyebileceğimiz bir şarkı olduğu için yüksek puan almış olabilir misin? Tabii ki etkisi var. Ben de öyle düşünüyorum. Göreceğiz. Evet, daha sonrasında göreceğiz inşallah. Göreceğiz. Pekala. Sahra Hanım, neler söylemek istersiniz? Ben dün Çimen Hanım'ı dinlediğimde sesinde iki tane değişik bir ses tonu olduğunu söylemiştim. Ama bugün dinlerken ben şu anda dağıldım zaten. İyi anlamda mı? İyi anlamda dağıldım. Şöyle söyleyeyim, yani şarkı aldı götürdü ve hala kendime gelemedim. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ben de burada. Biraz kötü oldum, evet. Yani o ses demek ki doğru şarkıyı söyleyince o gerçek sesi ortaya çıktı bugün yani. Muhteşemdi diyorum. Ve Çimen'den yana oy kullandığınızı anlıyoruz. Elbette. Ana jüriye döndük efendim. Işın'ın oyuyla başlayalım. Bakalım Işın kime oy vermiş? Gökhan mı yoksa Çimen mi demiş? %20'lik oyunu kimden yana kullandı? Gökhan'dan yana oy kullanmış. %45'e yükseldi Gökhan. Tebrikler. Işın, neden Gökhan'a oy verdin? Bir, Gökhan dünden daha iyiydi. Yine koştun. Bir acelen var abi, sen nereye gidiyorsun ya? Bu şarkı içinde kendini alıp nereye koşasın geliyor, onu merak ediyorum. Hocam şöyle söyleyeyim, yani iyi bir orkestrayla çalışınca böyle oluyor. Çünkü daha iyi orkestrayla çalışamıyoruz. Tabii ki metronom, çok hızlı şarkı söylüyoruz, öyle söyleyeyim. Bu alışkanlık aslında buradan ibaret ve de yanlış bir şey. Dün de hatalarım vardı, bugün yine hatalarım vardı. Yakalamaya çalıştım. Bu farklı bir şey yani. Sunumun onun güzeldi. Sonra, teşekkür ederim. Dünden daha iyiydin. Sağ ol. Bu yüzden bir sonraki seviyede şimdiden başarılar diliyorum. Sevgili Çimen, almış olduğun eğitim ve yapmış olduğun işine saygım sonsuz. Bunu belirtmek istiyorum. Kimsenin haddi değildir bir müzisyeni eleştirmek. Ancak bu bir yarışma. Dilerim bana kızmazsın. Teşekkür ediyoruz. Ve Metin Şentürk'ün oyunu görelim. Çimen'den yana oy kullanmış. Çimen %35'e yükseldi. Tebrikler. Abicim, sebebi? Şimdi Gökhan kardeşimizden başlamak istiyorum. Dünden daha iyi okudu. Ben de katılıyorum. Teşekkür ederim. Yalnız Gökhan, ya bu koşma hikayen çok fena ya. Çok fena yani. Koşmak bu, önden ya, gitmek mi oluyor? Ya bu, bir şarkıdan hızlı yani gidiyor. Yani şimdi dün de böyleydin. Şimdi dünkü ses sorunların nispeten düzeldi ama ya bu şarkıyı telef edercesine koşmak
Ve bir yerde değil bu. Yani mesela Çimen de yanlış bir giriş yaptı ama sonra tüm şarkı boyunca gayet trafiğini iyi takip edebilen bir pozisyonda korudu kendini. Şimdi bu hal böyle olunca yani bir yerde değil senin hatan koşma noktasında. Hep yani, aynı yerde koşuyordu farkında mısın? Ve devamı, devamlı yani orkestranın seni toparlama ihtimali yok yani. Bilmiyorum sevgili Aybat katılır mı bana ama. Evet abi aynı şekilde. Bu koşma işini affedemem. Yani onu yok sayamam ve bu yüzden Çimen sen de o dağıldığın noktadan itibaren yani o girişinden Abdo'nun mezarından sonra o girişi sağlayamadıktan sonra demoralize oldun olmana hiç gerek yok. Hatalarımızı yaşadık mı? Geride bırakacağız. Önüne bakacaksın. Senin de ses sorunların sürekli bir pesleşme duydum sende. Yani o kadar güzel bir duyguyu sen de biraz yaraladın. Ama ben bütün bu artı ve eksileri bir araya getirdiğimde kafamda yine sendeki ruhu daha yukarıda buldum. Sana oyumu verdim ama ne olur senin gibi bir donanımda hatayı geride bırakmayı bilen insan figürü lazım. Yani onu biliyor olman ve orada bırakman lazım. Bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Muhtemelen baba rejonu belirleyecek. Babacığımın oyunu görüyoruz. Görelim. Ve ardından sebebini Gökhan'dan yana oy teşekkür kullanmış ederim. Babada. Gökhan tebrikler. Teşekkür ederim. Bugün seni bir kez daha dinleyeceğiz. Adam seni boşuna okuyup üflememiş demek ki. Babacığım işe hepsine yaramış mı okuma ederim. Üfleme? Kısmen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çimen Hanım tabii uzun kendisi akademik kariyer yapmış. Konservatuvar bitmiş. Devlet korosunda icraatta bulunuyor. Ama Gökhan kardeşim de ondan daha uzun yıllardır müzisyen olarak çalışıyor. Ama ben müzisyenlerin tekniği şunu bunu bildiğini düşünüyorum ve yaptıkları hataları da pek hoş karşılamıyorum. Bu koşma meselesi doğrudur. Şuna geleyim, koşmaya bu arkadaşları iten sebepler var bana göre. Nedir o? Bu bestekarların yanlış beste yapması. Yani mesela bir satır atıyorum 20 hece, öbür satır 25 hece yani serbest vezinle yazılan. Tabii serbest vezinle yazılmış şarkıları, güfteleri bestelemek her babaydın, her bestekarın kârı değil. Mesela bunu İstanbul'da, Boğaziçi'nde diye Orhan Veli'nin şiirini, onu yapanlar onları baksınlar, örnek alsınlar. Şeki Bayan Rıdışık Usta o serbest vezini ne kadar mükemmel yapmış. Eksik yerlere minik minik mükemmel aranameler koymuş falan gibi. Tabii o lafları yetiştirmek için blı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 l
para ne diyeceğiz o zaman? Yok abi, tezlekten terazinin aynı dirhemi olur. Hep aynıdır. Bunların pek düzeleceğini de zannetmiyorum. Aslında konuşuyorum ama böyle bir sistem oturmuş. Ama sesin daha iyi olduğu kanaatindeyim. Kızımızdan sesin renk olarak daha iyi. Yani bugünkü performansın, dün beni çok mükemmel bulmuştum o Rumeli havasında ama bugün işte çeşitli o aksaklıklar falan, o uzun hava ve türküyü de tam yeteri kadar tam yörenin ağzı ve güzelliğiyle okuyamadığını düşünüyorum. Bu nedenle Gökhan kardeşime bugünkü ilerlemesiyle ilgili bir yol verdim. Ama ne olur bu prozodi dediğimiz, yani düzgün Türkçeyi düzgün şekilde notalara bölmeyi oturtma. Lütfen çalışın, öğrenin abi ya. Hata öğrenin yapa abi. İşiniz, doğru öğreneceğiz hocam. İşiniz bu ya. Evet. Akşama kadar evde yatıyorsunuz. Çalışın abi ya. Başka işin var mı düzenlikten başka? Yok hocam. Gördün mü? Enes'le gidin, o da akşama neden kadar evde yatıyor. Neden lök gibi yatıyorsunuz akşama kadar? Çalışın. Değil mi Enes'ciğim? Çöp çıkarma dışında evde. Enes'ciğimle beraber gidin çalışın. 18 yıldır değil mi? 18 yıldır. 18 yıldır. Evet. Kaç yaşında Enes'ciğim? 21. 21 yıldır da Enes aynı. Evet. Ben mesleğe başladığımdan 10 sene sonra
TRT'de devlet sanatçılar görev başladım. Helal sana koca yürek. Yani, alkış. Koca yürek. Şimdi bu benim özel, bu benim özel imalatlı bir vatan insan olduğum meselesi değil. Çok çalıştım abi ya. Gecemi gündüzüme kattım. Siz de yapın, işiniz bu ya. Hala çalışıyoruz. Hala da çalışıyor. Hala çalışıyor. Hala da çalışıyor. Alkışlar sizler için gelsin efendim. Üç tane birbirinden tatlı insanla birlikte çalışıyoruz. Gökhan'cığım seni tekrar dinleyeceğiz. Çimen çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Seni burada ağırlamak çok keyifliydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim sıradaki meydan okumamızla devam ediyoruz. Sıra sende. Çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Muhteşemsin kardeşim. Hafta birincisi ol, olma. Helal olsun. Gel ben bir şey biliyorsam ben de onu sana aktarmayı çok isterim. Bir vokal teklifi var şu anda. Fly me to the moon and let me play among the stars. Bak ne hale geldin. Rahatladın mı? Stüdyoda gergin anlar. Hanımlar, beyler, geldik ilk turun son karşılaşmasına. Birbirinden güzel performanslar dinledik. Ve bir tarafımda Serhat, bir diğer tarafımda Tilbe var. Şimdi de onları dinleyeceğiz. Onlar otomatik olarak eşleşmiş oldular. Baba yine yaptı yapacağını. Bir taşla iki kuşu vurdu. Hemen Serhat, seninle başlayalım mı, ister misin? Olur. Serhat'ı dinlemeden önce trompetteki Barış arkadaşımızın bugün doğum günü. Alkışlar onun için gelsin. İyi ki doğdun Barış. Ha bir de Harun arkadaşımızın da. Bir de Harun. Harun'un da doğum günü. Ona da kocaman bir alkış. Evet, sahne senin abi. Teşekkür ederim. O zaman Serhat'a da kocaman bir alkış. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler.
Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi Tilbe'yi dinleyeceğiz. Evet. Tilbe'yi dinledikten sonra tekrar burada olacağız ve evet, yorumları, oylamaları vesaireleri o zaman alacağız. Tamam. Teşekkür ederim. Alkışlar Tilbe için gelsin de. Alkışlar o zaman Tilbe için gelsin. Tilbe için geliyor. Sıcağı sıcağına oylayalım mı? Lütfen. Evet. Oylama başlasın lütfen. Hanımlar, beyler, oylama sona erdi. İlk önce yine her zaman olduğu gibi orkestra ve halk jürisinin oylarını göreceğiz. Serhat ve Tilbe arasında yapılan bu oylamada ben oylamanın sonuçlarını görmek ve ardından da birkaç yorum almak istiyorum. Orkestramızdan, halk jürimizden, ardından yavaş yavaş ana jüriye de geliyor olacağız. İşte orkestra ve halk jürimizin görüşleri böyle. %33 Tilbe, %7 Serhat. Çok büyük bir fark var. Tilbe'nin herhangi bir ana jüri üyesinden sadece bir tanesinden oy alması zaten onu Serhat'ı elemesine yetiyor olacak. Oraya gelmeden önce
sormak istiyorum. Sahra Hanım, neler düşünüyorsunuz? Dün de aynı şeyi söyledim. Tek kelime söyleyeceğim sevgili arkadaşımız için. Muhteşem. Olağanüstü gerçekten. Muhteşem. Gerçekten olağanüstü. Başka bir yerdeymişiz gibi bir hissiyat yaratıyor. Aynen öyle yani. Evet. Ve orkestraya dönmek istiyorum. Mert, biraz konuşalım mı? Aslında iki arkadaşımız da trafikte biraz sanki hatalar yaptılar. Tilbe arkadaşımız da finale doğru hata yaptı. Öyle bir durum var. Diğer arkadaşımız da parçanın komple bir kublesini okumadı, bitirdi. Pekala, teşekkür ediyoruz orkestraya da, halk jürimize de. Ve döndük ana jüriye. Onların kararı... Olmuş bir baba jüri değil, Allah için ya. Yok baba. Öyle baba jüri. Sen ana jüri içerisindeki babasın. Anam. Bu. Ana, baba, abi. Evet. İşte ana jürinin Serhat ve Tilbe arasındaki seçimi efendim. Üçü de Tilbe'den yana oy kullanmış. Tilbe %93'e yükseldi. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun mu diyeyim, ne diyeyim? Yani çok güçlü bir rakibi denk Tilbe, geldin. Tilbe gerçekten çok yani nadir seslerden biri. Evet. Gerçekten ben de keyifle dinledim zaten Tilbe'yi. Çok tebrik ediyorum ediyorum ben Tilbe'yi. Hani Tilbe'nin de zaten bu yarışmada kazanmasını istediğim isimlerden biriydi yani. Yani eleneceksen iyisine. Aynen öyle. Elen işte böyle oldu. Adamsın. Evet. Bu kadar nezaket olmasın aralarında. Burayı meydan okumaya çıkıp böyle kitap okur gibi olmasınlar yani. Meydan okuyorlar da işin sonunda yine kalp kırmadan, yine güzel dileklerle yarışmayı bitirmiş olmak yani bence kötü durmuyor ya. Olsun. Güzel be Metin abi. Yani öyle mi diyorsun? Öyle abi. Burada biz bir aileyiz. Okumayın kardeşim meydan o zaman. Hayda. Tamam şaka. Pekala. Tilbe çok büyük bir farkla kazandın. Seni tebrik ediyorum. Yani olağanüstü bir performanstı. Ben çok etkilendim. O çıktığı yere ne deniyorsa yani o en son artık böyle mikrofonu falan aşağıya alarak bir şeyler yaptın. Yani oldukça değişikti benim için. Çok keyifliydi. Başlayalım. Seninle başlayalım mı Işın? Olur. Serhat, bu denli büyük bir strateji oynaman gerektiği bir noktada en büyük stratejin şarkı söylemek olmalıyken onu beceremedin. Bu bugün olmadı. Rakibin çok güçlüydü. Şimdi hepiniz tabii sahne arkasındakileri biliyorsunuz. Kim ne söylüyor? Nasıl söylüyor? Hepiniz birbirinizi izliyorsunuz provalarda. Nasıl yapacak? Bütün provada kendini tamamıyla gösteriyor mu, göstermiyor mu? Bunların hepsini görüyorsunuz. Haliyle Tilbe de çok güçlü bir yarışmacı. Bu yani bu bütün herkes için geçerli şu anda. Kimle karşılaşsaydı Tilbe gerçekten ciddi bir rakip. Bu yüzden yolun hep açık olsun. Hep bu aşkla, bu şevkle devam etmeni ve diliyorum ki kendi adıma da bir şeyler bizden alabilmişsindir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mert Türkmen, sana gelince. Ben de onu, bu anı bekliyordum Işıncığım, evet. Onunla ben hesaplaştım. Yeter artık bir dakika, ya. Dur. Onunla ben hesaplaştım. Ben şimdi bir final yapacağım, bak şimdi çalacak mı finali? Hepimizin onunla göreceği hesabı var. Fly me to the moon. Doğru tonda mıyım? Let me swing upon the stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In the gencecik, yıllardan sonra yahu biz 20 sene önce bu şarkıları çalıp bir yerlerde, kulüplerde bu şarkıları söylüyorduk.
Biri çıkmış ve sana Fly Me to the Moon çaldırıyor, sen de finalini beğenmiyorsun. Stüdyoda gergin anlar. Al durabilirim, istiyorsan ihtimal. Ben atayım. Sen atsana Beto. Kesin vurursun. Vay arkadaş ya. Ne hale geldik ya. Haliyle Tilbe, bu gece gönlümü fethettin. İngilizceden tam not, hiç tevazu gösteremeyeceğim. O kadar yani tam bir İngiliz ve İngiliz-Amerikan aksı arası söyledin. Dilerim benim sana olan bu sevgimi bir üst kademeye götürürsün. Çünkü o kadar içim, ya kendimi görüyorum. Öyle acayip bir duygu bu. Kendimi görüyorum, kendi yarışımı, kendi savaşımı görüyorum. Çok güzel söylüyorsun. Lütfen bunu bozma. Çok teşekkür ediyorum. Babacığım, anlat. Şimdi tabii sevgili yeğenimiz, yani çok basit bir şarkıda. Hem kıblesini şaşırdı, hem güftelerde yanlış o derman fermanlar yer değiştirmesi lazım. Evet, bir sıkıntı değil oldu mi? Orada hocam. Evet, hani Ayaş yollarında kervanım var. Beni öldürmeye dermanın mı var değil, fermanın mı var? Gibi. Yani hadi ben onlara pek şey yapmıyorum ama şimdi özetle bu kızımız çok iyi şarkı söylüyor. Sesi de olağanüstü demiyorum. O zaman Whitney Houston'a ayıp olur. İşte Whitney Houston, Tina Turner falan onlara ayıp olur. Olağanüstü demek. Olağanüstü onlar. Fevkaladenin fevkinde diyebiliriz. Yok yok, o kadar da değil. Gayet iyi diyeceğim. Fevkalade. Evet, fevkalade diyebiliriz. Çünkü alacakları çok... Peki onlara ne diyeceğiz, bunlara muhteşem dersek? Değil mi? O doğru, ismi, evet. Kısaca özetle dedik. Bu kızımız senden çok daha güzel icraatta bulundu. bu senin sesinin çirkin olduğu anlamına gelmiyor. O daha iyi. Ama muhteşem değil. Ben çok kısa ederim, bir şeyler söyleyeceğim. Lütfen. Ben müsaadeniz olursa Metin Şentürk'le bir düet yapmak istiyorum. Tabii siz de müsaade ederseniz. Önce söyleyeceklerimi söyleyeyim. Sonra dermanımız kalırsa onu da yapalım. Tamam. Şimdi birincisi Serhat kardeşim, sen aslında temiz okuyorsun. Yani okumanda ben şu küçük, yani şarkıya küçük diyerek şarkının vizyonuna herhangi bir şey diyormuş gibi olmayalım. Bu basit, küçük ama herkesin çok sevdiği bir şarkıydı. Stratejik bir hata yaptın. Karşındaki, evet, biraz öyle oldu. Evet, karşında Tilbe'yi hacmi, yorumu, sesi olarak biliyor olmalıydın. Mesela dün sen Vazgeç Gönlümü söylemiştin değil mi? Evet, Vazgeç Gönlümü. Tamam. Mesela bugünkü şarkıyla dünkü şarkıyı değiştirmiş olsaydın bile senin şu anki durumun farklı olabilirdi. Evet. Dolayısıyla burada mutlaka böyle bir stratejik hata çok bariz. Çünkü karşındaki çok büyük bir iş yapıyor. Ama evet. Tilbe'yi kendisi seçmiş olmadı abi. 4 kişi kalmışlardı. Mustafa Keser 2 kişiyi eşleştirince otomatik kalanlar tamam, eşleşmiş tamam. oldu. Ama eğer öyle yine de daha böyle şansa dünkü şarkı bugün olaydı, durum değişebilirdi. Ha öyle olur. Aynen. Öte yandan Tilbe, inanılmaz şaşırttın. Ben çok ya büyülendim. Yani Mustafa Bey, Mustafa abi muhteşem değilsin falan diyor ya. Muhteşemsin kardeşim. Muhteşemsin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Zira başkalarına muhteşem diyoruz diye muhteşem olan bir gence de muhteşem demeyeceğiz diye bir kaide yok. O yüzden muhteşemsin, muhteşemsin, muhteşemsin. Yürü be Metin abi. Teşekkür ederim, çok teşekkür. Bu açıdan tabii senin açından da bir şey var şimdi, bir sıkıntı. Çok yüksek bir yere koydun çıtayı. Bundan sonra o çıtanın üstüne nasıl çıkacaksın? Yani ne yapacaksın? Onu bilmiyoruz. Yani seni kıyaslayacağımız an bu anınla olacak artık bizim. Çıtayla ilgili de Haybat'a dönelim isterseniz. Neler yapacağız? Bugün provalarını bilmem. Dinledin Tilbe'nin. Onu patron biliyor. Bak orada Haybat. Bu şarkı sahnede satmak aslında çok zor iş. Yani Fly Me To The Moon. Yine herkesin aşağı yukarı bildiği bir şarkı. Zor bir eşleşmeden çok başarılı çıktın. Çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Bakalım bir sonraki turda ne olacak acaba? İyi mi diğer şarkıları da? İddialı mı?
bakacağız. Ben de ne yapacağını merak ediyorum çünkü işte yukarı çekince. Sır vermiyor. Pekala, sürprizlerle geleceğiz. Şimdi Işın. Bir şey söyleyeceğim ben. Düet ne istiyordu ama ondan abi bilmiyorum. Düetimiz vardı. Tabii. Tamam. Ama konuşsun Işın tamam, önce. Tamam, çok özür dilerim. Estağfurullah. Tilbe, sen finale çık. Çıkma. Hafta birincisi ol, olma. Şu saatten sonra istiyorum ki eğer bu yoldan yürüyeceksen bizimle öğren istiyorum. Haliyle lütfen ailenle de konuş. Rica ediyorum en yakın zamanda bizim sahnemize sen de gel. Bizimle birlikte bu yolda yürü. Gel ben bir şey biliyorsam ben onu sana aktarmaya bir vokal çok isterim. Teklifi var şu anda. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle yani diyecek bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlandım. Gel gel. Sana iki ayak taktı. Oldum dört ayak üstüne düştüm. Bak şimdi. Gelecek misin? Kesinlikle geleceğim tabii sen ki de. Hani teşekkürler Işın Karaca. Çok teşekkür ederim. Ya biri aşçı alır, biri vokalist bulur. Ne oluyor abicim burada ya? Abi sen de bizi buldun. Beğenmiyorsan ben ne yapacağım? Hadi ben ne yapacağım? Ben ne güne duruyorum? Ha biz ikimiz de birbirimizi alıp satalım. Aynen abi. sen düet yapıyor musun düet? Peki ne söyleyeceğiz senle? Aynı şarkıyı söyleyelim mi? Yok. Başka bir şey söyleyelim. Vazgeç gönlüm yapalım mı hocam? Vazgeç gönlüm. Hadi gel gel aynı. Peki nasıl orkestrada da var o? Aç abi benim el mikrofonumu. Hangisini yapıyoruz? Vazgeç gönlümü. Yarın bir hatırası olsun madem öyle. Tamam mı? Hadi. Çok güzel olur hocam. Çok. Hadi bakalım. Karşılıklı inşallah sözler bende sağlamdır. Dur bakalım hadi. Geç gönlüm sen bu aşktan vazgeç gönlüm sen bu aşktan sana kıymet veren mi var sana kıymet veren mi var unut dertten zevk almayı unut dertten zevk almayı seni ancak seven anlar beni ancak seven anlar. Apat çile kapısını girmesin o vefasız olan dünya denen şu haneden elbet seni biri anla bir kez daha burası kapat çile kapısı. Yeter. Yine kapıda kara geceler. Çok uzakta öyle bir yer var. O yerlerde mutluluklar. İleride büyük bir sorusu olacaksın. İçinde duygu yoksa olmuyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinendi. Ateşle oynama, ateşle oynama, sonunda.
anlık performansı beni etkiledi. Ses gitti. Bak ne hale geldi. Hanımlar beyler, geldik ikinci tura. 4 yarışmacımız kaldı ama bize sadece bir tane finalist lazım. O yüzden kaldığımız yerden meydan okumalara devam ediyoruz. Ve sıradaki meydan okuyacak yarışmacıyı Haybat belirleyecek. Haybat, önünde 4 tane provalarını dinlediğin yarışmacı var. Kim meydan okusun sence? Tuğberk çok heyecanlı görünüyor. Tuğberk mi? Ve de ne kadar oldu onu dinlemeyeli. Evet. Onu mu dinlesek acaba? Tuğberk'i mi dinleyelim? Bence Tuğberk. Alkışlar Tuğberk için geliyor. Bruno Mars işi bitince gözlük çıktı. Görme gözlükleri geldi. Ne oldu ya? Biz peki, çok Tuğberk beğeniyorduk seni öyle. Ya ben sizi göremiyorum aslında birazcık da o yüzden. Ya çok büyük numaralar değil ama yani yüz mimiklerinizi en azından göremediğim. Ya rahat olun, ben hiçbirinizi görmüyorum. Işıncığım, güzeli görmek sevaptır. Görmesi lazım canım, çocuğum. Kısaları yakayım, dur. He? Görüyor musun? Ben kısaları yakınca görüyorum. Ha, yaklaşsam görür müsün? Hayır, tamam. Şimdi oldu. Nasılım? Canım iyisin. Tuğberk, müziği duyacaksın. O süre zarfında arkadaşlarından birine meydan okuyacaksın. Başarılar diliyorum. Buyursunlar. Teşekkürler. Akıllı olun. Stratejinizi bakayım Tilbe'ye de bakayım. Evet. Gökhan abi diyorum o zaman. Gökhan diyor. Alkışlarla Gökhan'ı da öne alıyoruz. Gökhan. Hissettim. Hissettin. Hissettim. Hissettirdim galiba. Ben hissettirdi, evet. Oradan yoğun duygular zaten taşıyan bir insan. İkimiz de öyleyiz. Hak eden kazansın. Aynen abi. Barış dolu mesajların verildiği bir eşleşme oldu. Önce Tuğberk'i dinleyeceğiz. Alkışlar Tuğberk için geliyor. Sahne onundur. Buyurun. Ateş var.
say, yine mi keder? Ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay, çilin başı yumurtasında kışın iyice biter. Vay, yine mi keder? Ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay, çilin başı yumurtasında kışın iyice biter. Artık yeter, yine kapıda kara geceler. Vay, çileli başım ortasında kışın iyice biter. Vay, yine mi keder? Ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay, çileli başım ortasında kışın iyice biter. Tuğberk'in ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Şimdi rakibini dinleyeceğiz. Gökhan gelecek. Peki. Hazır mısın? Ben hazırım. Gökhan hazır mı? Sen hazır mısın abi? Müthiş. O zaman sen sahneye çağırmak ister misin? Özgüven. Alkışlarla. Tamam. Alkışlarla Gökhan sahnede. Alkışlarla Gökhan sahnede. Bazen daha fazladır her şey. Bir eşikten atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç, bir şarkı tut ya da bir kitap oku, mutlaka iyi geliyor. Ya da balkona çık, bağır, bağırabildiğin kadar. Zehir dışarı alma, yürek yıkanmıyor. Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün. Ayrılıktan kaçılmıyor. Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür. Ömür intihallarla geçiyor. İnsan burası geliyor, anladın mı? Kalsın diye içinden. Onu tutmak istiyorsun ya. Evet evet. Gitmem. Unutamam acı tatlı. Ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim. Küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. O zaman hemen git, radyoyu aç, bir şarkı tut. Ya da bir kitap oku, mutlaka iyi geliyor. Ya da balkona çık, bağır, bağırabildiğin kadar. Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor. Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün. Ayrılıktan kaçılmıyor. Hem çok zor hem de çok kısa
bir macera ömür imtihanlarla geçiyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insan kattığı değeri bilirim. Küsemem acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insan kattığı değeri bilirim. Küsemem acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insan kattığı değeri bilirim. Küsemem acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Çok teşekkür ederim sana. İki Sezen Aksu eseri dinledik. Çok da keyifliydi. Uzun zamandır böyle karşı karşıya bu kadar aynı tarzlar denk gelmemişti. Pop anlamında söylüyorum. Sanat müziği geliyor, halk müziği karşı karşıya geliyor ama popun İki böyle slow versiyonu karşı karşıya gelmemişti. O yüzden işiniz zor gerçekten. İki büyük hit bir de. Evet, iki büyük hiti seslendirmiş oldu Tuğberk ve Gökhan. Başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum efendim. Oylama başlasın lütfen. Oylama sona erdi. Tuğberk ve Gökhan arasında orkestramız ve halk jürimiz seçimini yaptı. Bakalım hangi Sezen Aksu eserini daha iyi bulmuşlar. Tuğberk %31, Gökhan %9 almış. Tuğberk memnun musun? Evet, teşekkür ederim orkestradaki sadece %30'u geçtiğine göre sadece bir oyun yeterli olacağını kazanmanı da belirtmek isterim. 3 ana jüriden birisi sana oy verse kafi olacak. Üçünü de alman lazım Gökhan kazanmak için. İnşallah. İnşallah. Bakalım ana jüri nasıl karar vermiş? Üçü de Tuğberk'ten yana oy kullanmış. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tuğberk tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gökhan'cığım geçmiş olsun abi. Teşekkür ederim. Ben emeği geçen herkese, mutfağa, yani bu yapımda emeği geçen arka tarafta çalışanlar olsun, orkestra olsun, jüri üyelerimiz olsun, halk jürimiz olsun, siz seyirciler olsun, herkese çok teşekkür ediyorum gönülden. Sizlerle birlikte olmak
Çok güzel bir duygu. Bu heyecanı yaşamak. Yani gönlümden, dilimden neler geçiyor ama dile dökemiyorum. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Ağzına sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler varsınız. Sayenizde bu yarışma anlamlı hale geliyor. Sahra, sana dönmek istiyorum. Yarışmamız nasıl gidiyor? Neler hissediyorsun bugün, ikinci günün burada? Harika geçtiğini düşünüyorum. İlk günden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Sezen hayranı olarak, yani bir erkek sesiyle çok zordur Sezen'i ifade edebilmek parçalarını. Tebrik ediyorum arkadaşımı Tuğberk'i. Teşekkür yani. Ediyoruz. Sizi de. Teşekkür ederim. Evet. Haybat, ne diyorsun? Şimdi iki şarkı da Sezen şarkısı. Birisi Vay, birisi Gidemem. Gidemem'in zorluk oranı Vay'a göre daha zor. Bravo, aynen. Yani daha çok oyunlar var. Ama iki şarkıdaki de asıl zorluk şarkıyı anlatabilmek. Ben de onu diyecektim. Yani, anlatım bozukluklarıyla dolu. Aynen, dolu. Yani ikinizde de var. Detaya girersek bir sürü bir şey var da. Yani tebrik ediyorum. Detaya şimdi zaten jürimiz girecektir. İfade bence yani. Bence Mert girsin detaya, Mert. Evet abi. Ne diyecek merak ediyorum aslında. Mert'ciğim bir şeyler söylemek ister misin abicim? Tabii, yok ya, şaka yaptım ya. Yok yok, konuşsun konuşsun. Tabii tabii. Evet, ben de şefimize katılıyorum, Mustafa'ya. Ben şahsen Gidemem'i daha çok beğendim. Diğer şarkı ona göre zorluk derecesi daha azdı ve arkadaşımız provalar da dahil, dünkü provalar da dahil olmak üzere ilk defa bizi koşturmadan şarkı söyledi. Gökhan arkadaşımız. Yok yok, ben buna katılmıyorum. Tebrik ediyorum. Yo, biraz iyiydi. Ya en azından bir çok önceki performansa göre de bir devamlı. Ben yine bir... burada şey gibi duruyordum. Evet, onu gördüm. Kansalara falan vuruyorduk. Onu gördüm evet. Yine onu hisset bizde diye. İteledi yani birazcık. Tutmaya çalışıyorduk ışınla. Tuğberk'le ilgili ne söylersin Mert? İyiydi. Tebrik ederim. Finalde söylemek istiyorum düşüncelerimi. Teşekkür. Finalde olacak kendisi. Evet. Desteklerini veriyor musun kendisine? Tabii ki. Peki. Diğer çok teşekkür ediyoruz Mert için. Mert gönlü zengin bir adam. Herkese destek verir. Evet, Mert için kocaman bravo. Bir alkış alıyoruz. Canım benim. Evet, geldik. Biz bize kaldık. Dinleyelim bakalım. Baba, sen başlamak ister misin? Başlayalım. Sana yani uzak bir tarz. Abi daha önceki yarışmalarda yine söylemiştim. Ben bu okunan pop türü şarkıların hemen hemen hiçbirinin sözlerini de bilmiyorum. Sadece duyduğum kadarıyla melodileri kulaklarımda var. Ama demiştim ki yani şarkıları benim bilmem gerekmiyor. Ortada bir müzik var, icra ediliyor. Seslerin doğrulup basılıp basılmadığını görüyoruz. Hangi eser? Telaffuz. Telaffuz nedir? Şarkılar hiç önemli değil. Bir İngilizce parça da dinliyorum. Bak kıza olağanüstü güzel dedik. Yani güzel. Şarkıyı bilmem gerekmiyor. Şimdi Gökhan kardeşim diğer performansın bir öncekine diyelim göre çok daha usturuplu, çok daha düzgün okudu. Bir diğerine koşmadan göre. Denilen tabirle. Yani koşmadan telaffuz var doğru falan filan. Neredeyse öbürüne göre %90 bir hata payı güzel az daha burada var. Bu şangam diyorum. Sen nereden şangam oldun? Şu neydi ya? Gangam. Tuğberk. Kusura bakma yeğenim. Latife ediyorum. Sevgili yeğenim daha anlaşılır ve daha iyi ifade etti şarkıyı. Demin Mustafa'nın söylediğine destek niteliğinde söylüyorum. Daha iyi anlattı kendi derdini bize. Onu daha iyi anladım. Yani daha güzel okuduğu meselesi ayrı. Onu daha iyi anladım. Onun için bu yeğenimizin devamında yarar görüyoruz. Bir sonunda finalde bakalım daha zor işi. Abicim. Canım, abi diyen diline kurban. Söyle. Sağ ol abi. Söyle. Neler düşünüyorsun Tuğberk'le, burada, Gökhan? Burada çok, ben de bir kıyaslama yapacağım. Mustafa Sayın Orkestra Şefimize de atıfta bulunarak doğru söyledi. Şimdi Vay Gidemem'e göre daha minimal ses aralıkları olan bir şarkı. Daha aslında Gidemem'in iyi bir icrada o şarkıyı aşağıda bırakabilecek bir potansiyeli var. Hem ses yaklaşık orada da bir 1,5 oktavı rahat rahat. Evet. Hatta yoruma yüklenirsen birazcık daha bir onda tabii aynen öyle. Orada bir şekilde o şarkının hacmi büyüktü. Ama burada şeyi gördük.
şarkının hacminin büyüklüğünü, duygunun açtığını gördük. Öbür tarafta o duygusuyla bu küçük aralıklı şarkıyı büyük küçük aralıklı şarkı büyük şarkıyı aldı götürdü yedi. Niye? Çünkü duygu. İşte bu mevzu bu. Yani şarkıya, yani dilinizden dökülene bir duygu katmazsanız, o ne kadar bağır çağır olursa olsun, ne kadar büyük ses aralıkları olursa olsun, sesinin oktavını ne kadar çok kullanırsan kullan, içinde duygu yoksa olmuyor. Dolayısıyla Gökhan doğrudur. Mustafa abiye katılıyorum %100. Daha iyiydi, daha derli topluydu. Biraz arada bir yine biz burada Işın'la kendi içimizde ah yapma yapma diyorduk. Masaya da vurup sanki o hissedecekmiş gibi yapıyorduk, durdurmaya çalışıyorduk. Ama iyiydi, doğru. Ancak dediğim gibi duygu onu aştı. Neyse, Tuğberk kardeşimin duygusu kardeşimizin şarkısının üstüne çıktı. Ve ben de o yüzden oyumu Tuğberk'ten yana kullandım. Hakkında hayırlısı olsun. Ama Gökhan, başarılar diliyorum kardeşim. İyi şarkı söylüyorsun sen de. Allah yolunu açık etsin. Işıncığım. Gökhan, şarkıya başlarken o kadar duygu ve doğru duyguyla başladın ki. Fakat birkaç, yani 8 mezur sonra şey duydum. Şarkıyla hesaplaşmanı hissettim söylerken. Şimdi bu çok şarkıcı dili belki. Şarkı öyle bir şey değil ya. Değil. Yani onu yürekten ya söylersin ya söylemezsin. Ya vardır ya yoktur. Hesap yaptığını hissettim söylerken. Bir sonraki kademeye geçerken nasıl olacak, nasıl anlatacağım diye dertlendiğin için aslında. Yoksa çok haklısınız, evet. Yoksa çok güzel söyledin. Ama ben senin o içerideki o hesabı duydum ya. O tek şey o. Yoksa söylediğin şarkı gerçekten aslan gibi şarkı. Çok güzel. Ben de aslan gibi şarkı ve çok da güzel söyledin. Yolun açık olsun Gökhan. Hep bizi hatırla. İnşallah sana hatırlayacağım. Çok güzel anılarım oldu sayenizde. Ne mutlu bize. İnşallah yeniden karşılaşırız. İnşallah, inşallah. Yollar uzun, yollar devam ediyor. Daha önce söylediğim gibi. Gitmez. Tuğberk'cim, senden çok daha büyük bir şey bekliyordum. Senin sesinde hesaplamayı duymadığım için, hesaplaşmayı duymadığım için ben buraya oy verdim. Acı da geliyordu be. He? Acı geliyordu içindeki o vaydaki. Geliyordu ama o başka bir anlatım yapabilirdi Tuğberk. Ben onun içindekini biliyorum. Yapabilirdin ve yani bu şarkı bu kadar küçük kalmak mecburiyetinde de değildi. Biraz arada kaldı gibi sanki. Değil mi? Hani bastırsam mı acaba? Aynen öyle. Hani girerken bir sonra bir ay dur gitti git oraya gitmeyeyim dur bir geri çekileyim dur bir daha küçük söyleyeyim. Bunlar her şarkı için geçerlidir aslında. Sen kendini nasıl rahat hissediyorsan öyle söylemek gerekiyor. Ama unutma ki bu bir yarışma. Şarkı itibariyle ve sesin itibariyle evet sen şu an bir sonraki kademeye geçiyorsun. Ama gerçekten finalde ben senin bana şarkı söylemeni istiyorum. Ben senin şarkının arkasında saklanmanı istemiyorum. Tamam. Finaldeki şarkı çok daha iyi olacağına inanıyorum o zaman. Sakın şarkının arkasına saklanma. Şarkılar güzel yerlerdir sığınmak için. Ama finalde orkestra da kimseyi taşımaz. Şu andan itibaren yalnızsın. Teşekkürler. Alkışlarla Tuğberk'i uğurluyoruz. Finalde tekrar dinleyeceğiz kendisini. Gökhan sana veda ediyoruz dostum. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Seni dinlemek çok keyifliydi. Finalden önceki son karşılaşmaya geçiyoruz. Büyük alkışlar Tilbe ve Mustafa için geliyor efendim. Çok uzakta öyle bir yer var. O yerlerde mutluluklar. İleride büyük bir sonuç olacaksın. Anlık performansı beni etkiledi. Ateşle oynama, ateşle oynama. Sonunda ellerin, dillerin yanar. Ses gitti. Bak ne hale geldi. Hanımlar beyler, finalden önceki son eşleşmedeyiz. Bir tarafında Mustafa, bir tarafında Tilbe var. Tuğberk'in rakibi olmak için mücadele edecekler. Hemen halk jürimizden Murat Bey'e dönmek istiyorum. Bir maninin sonunda hangi yarışmacımızın başlamasını istiyorsanız ismini söyleyerek tamamlayın lütfen. Mani söyleyeceğim, maninin sonunda. Evet. Peki. Yarışmayı kaybetmek, düşmek değildir. Eğer düşmüyorsan,
hiçbir yolda değilsindir. İnsan yürüdüğü yolda düşer. Düşmüyorsan eğer hiçbir yolda değilsindir. Mi acaba? Ve isim? Mustafa. Mustafa, düşmüyorsan yolda değilsindir. Sahne senin. Alkışlar onun için geliyor. Çok teşekkürler. Mustafa, tebrik ederim. Ağzına sağlık. Rakibi Tilbe geliyor alkışlarla efendim. Anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer.
başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla büyür bin defa, bin defa ölür aşkla yeniden. Gelip geçer ne sevdalar, değişir herkes, değişir insan. Selener sonra utanır herkes. Bu boş, anlamsız, küçük oyunlardan. Ateşle oynama, ateşle oynama. Sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilerden gel beni, bir kere daha vur. Vurduğun yerlerde güller açacak. Ateşle oynama. Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaştan daha güçlüdür aşk. Bitecek bu yolda geçilen tüm oyunlar. Sevgilim bizi aşk kurtaracak. Gelir geçer ne sevdalar. Değişir herkes, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes. Bu boş, anlamsız, küçük oyunlardan. Ateşle oynama, ateşle oynama. Sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilersen gel beni, bir kere daha vur. Vurduğun yerlerde güller açacak. Ateşle oynama, ateşle oynama. Sonunda Teşekkürler. Dilbe tebrik ederim. Şöyle yok seni. Daha gider o. Yok vallahi. Daha var yıllar. Finalist olmasını istediğiniz yarışmacıdan yana oy veriniz efendim. Kim Tuğberk'le eşleşsin istiyorsanız onun butonuna basın. Oylama başlasın. Oylama bitti. Mustafa ve Tilbe'nin hangisinin finalde Tuğberk'le eşleşeceği şimdiden belli oldu. Önce orkestra ve halk jürimizin kararını görüyoruz. Tilbe %32, Mustafa %8 oy aldı. Yine aynı durum meydana geldi. Mustafa'nın kazanabilmesi için 3 jürinin de, 3 ana jüri üyesinin de oyunu alması gerekiyor. Herhangi bir tanesini Tilbe'ye kaptırırsa maalesef elenmiş olacak. İşte ana jürinin kararı. İki oy birden alıyor. %72'ye ulaşmış oldu. Tebrik ederim Tilbe.
Çok geçmiş teşekkürler. Olsun Mustafa'cığım. Zirve finalde Tuğberk'le eşleşiyor olacaksın. Bakalım nasıl bir final izleyeceğiz. İki güçlü ses kalmış oldu finale. Hemen sizlerden birer yorum almak istiyorum. Baba, Mustafa'ya tek sen oy vermişsin. Hemen hı hı. Seni dinlemek isterim. Kızım, İzmirli misin sen? Evet. Neresinden? Konak. Konak. Sesim kısıldı, kusura bakmayın sana lütfen. Evet, şarkılar kısık sesli okuyor. O kadar bağırırsan öyle olur abla. Evet, biraz öyle oldu Ben hatta içimden düşündüm, bir daha tekrar ederse hiç sesi çıkmayacak. Aynısını baba, sen ben. De Esref Paşa çocuğuymuşsun. Biz de Esref Paşa'lı, el maşalı. Neyse kızım, yalnız şunu söyleyeyim. Bu şarkıyı bir öncekinden kötü söyledin. Gayri nizama Allah ne verdiyse var. Zaten şarkı basit bir şarkı bana göre. İşte altta bir majör dörtlü, üstte bir majör şey minör miydi? Hı hı. Altta bir minör dörtlü, evet. Üstte bir minör dörtlü. Hı hı. O malum multat arabes hani var ya, bir aşağıdan bir yukarıdan. Öyle bir şey. Sen de meydanı boş bulmuşken hazır bari şarkı basit, bari ben bağırayım bir canını kazandırayım. Bak ne hale geldin. Onun için bundan sonra bu ders olsun, Nizami bağır. Evet, öyle yapacağım. Dolayısıyla Mustafa'dan daha iyi bağırdı. Mustafa ondan daha az bağırdığı için. Mustafa kardeşim daha bir anlaşılır okudu bu şarkıyı. Ama teşekkür ederim. Böyle uygun gördüm ben. Teşekkür ediyoruz babacığım. Hadise bundan ibaret. Işın. Mustafa'cığım, nasıl anlatayım ya? Hocam ritimden kaçmadım herhalde. Hayır. Bu sefer ritimle kaçmadım. Alakalısı bir sıkıntım yok. Anlatım bu Anadolu ezgileri üzerine kurulan, daha doğrusu rock müziğinin üzerine kurulan Anadolu ezgilerimizi anlatırken çok dikkatli olmak lazım. Çok peslerde başladı, çok hakim olduğunu zannediyordun oralarda ama aslında çok hakim de değildin. Kızımızda da vardı pes seslerde. Var peslerde de vardı onun ama bana göre anlaşılırı daha iyiydi. Oralarda. Biz bu duruma geldiğimizde gerçekten hep o %49, %51 yani kimse bütün performansları değerlendiriyor muyuz Metin bu noktada? Değerlendiriyoruz galiba. Artık ufak ufak alıyoruz yani, değil mi? Bütün tabii. Geçmişi. Birazcık da geçmişi de almamız gerekiyor. Bütün bu performansları. Çünkü artık finale oynuyorsunuz. Yani biz de finale taşıyacağımız ismin sesin gerçekten çok güçlü sesler taşımak istiyoruz ki orası curcuna olsun, bir yansın yani, ortalık. Biz bir ne yapacağımızı şaşıralım yani. Aynen öyle. Yine de çok güzel Mustafa'cığım. Yolun hep açık olsun. Teşekkür ederim, sağ olun hocam. Tilbe sana gelince güzel söyledin. Daha iyi söyleyebilir miydin? Evet abi, bir de orkestra, siz de ne gaza geliyorsunuz hemen ya. İyi yani. Gaz değil, trafikte yanında tam kaldıracağımız yerde. Sonra ver yansın. Allah. İşte biz de bir daha inmek istemedik artık. Anladım ben orada. Bir şeyler dönmüş ama yine de güzel bu saatten okudum. Sonra evet, son aşamada evet. Artık. Artık onlar da saldı. Onlar da bu ses. Bu bak, bu ses kıymetli bir şey. Evet. İyi bakmak lazım. Böyle kendini yırtarak şarkı söylersen olmaz. Evet, kesinlikle katılıyorum size. Şimdi git, soğuk o çıkışta oldu. İstersen katılma, duruma bak. Uraz nerede? Ha, Jimmy'yi kullanıyorum. O nasıl güldün öyle? Baktım anlatıyorsunuz, ben de kendime iş edindim. Gel abi gel. Beğenmiyor musun anlattıklarımızı? Ha, hayır. Ben hem dinliyorum hem bir rahat meslek, konuşalım diye meslek bıraktım. Meslek daha bizi. Öğreniyorum orada. Ha, güzel. Evet. Metin'cim. Metin abicim. Geldim. Şimdi evet, ben dedim ki hatta bir kere biter bitmez. Ah dedim, bir kere daha Tilbe'yi döndürürlerse yakacaklar kızı. Çünkü sesi çıkmayacaktı. Şimdi Mustafa'nın yorumunu ben de daha derli toplu buldum ama ancak ya şimdi Tilbe gerçekten bugün burada çok enteresan şeyler yaptı. Her anı da iyi değerlendirdi seçimleriyle, sunumlarıyla, yorumlarıyla. Dolayısıyla da es geçilebilecek bir durum yok ortada. Ama sesini şimdi nasıl kullanacaksın onu bilemiyorum. İnşallah seçtiğin şarkı bu diğer iki şarkı kadar zor ve yüklü değildir. Allah sonunu hayretsin Tilbe. Yoksa biz seninle yolculuğa devam etmek istiyoruz. Mustafa'ya da teşekkür ediyoruz ve tebrikler ediyorum Mustafa'yı. Ben teşekkür ederim. Ama yol ederim. Buraya çok kadardı Mustafa. Yol buraya kadardı. Evet. Tilbe, seninle finalde tekrar birlikte olacağız. Tuğberk'le eşleşeceksin. Mustafa'cığım kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim de. Ben de konuşma hakkı alabilir miyim? Tabii ki. Ne demek? Tamam. Buyurun.
Öncelikle kendi adıma çok mutluyum çünkü en büyük hayallerimden birisiydi böyle büyük kitle karşısında şarkı söyleyebilmek ve bir hayalim de sizin yanınıza gelip sizle bu konuyu konuşmaktı. Birazdan tabii yanınıza gelmek isteyeceğim ama seve Mustafa seve hocam, gel. Mustafa hocam geleyim hocam. Gel. Gel. İşte bayılıyorum. Yüreğin hep yüreğinle o şarkıyı söyle olur mu? Çok çok güzelsin. Çok güzel, canım benim. Sağ ol. Ay böyle vedalar hiç sevmiyorum ki ben ya. Üşün medikalden yırttın. Büyük yırttım ben ya. Mustafa hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Çok yardımcı oldu. Yani aşırı yardımcı oldu. Bu çokun çok daha üstü bir şey herhalde. Orkestraya çok teşekkür ediyorum. Hepsi bize çok iyi davrandılar, çok yardımcı oldular. Evet hanımlar beyler, az sonra Tilbe ve Tuğberk'i dinliyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü 16'nın en iyi ikisi finale kalmış durumda. Bakalım hafta finalisti kim olacak? Sıra sende Türkiye. Biz üstü köpürür ey canım rinnanay rinnanay. İleride büyük bir sonuçla olacaksın. Anlık performansı beni etkiledi. Ses gitti. Yani bu bir gerçek ve buna rağmen bu performans. Tuğberk'le Tilbe arasındaki kıyasıya mücadelenin kazananı... Sevgili seyirciler, bir haftanın daha sonuna geldik. Bir tarafımda Tuğberk, diğer tarafımda Tilbe var. Ve son kez performanslarını sergileyecekler. Ve bu gecenin kazananı, daha doğrusu bu haftanın kazananı belli olacak. Ve 11. hafta için biletini almış olacak. Öncelikle seninle başlayalım mı? Ne dersin? Olur. Hazır mısın? Hazırım. Alkışlar Tuğberk için geliyor efendim. Hey, bir güzelin hatırı.
canım hey. Teşekkür ederim. Bakalım Tilbe nasıl bir performans sergileyecek? Alkışlarla Tilbe geliyor efendim. Tebrikler Tilbe. Şöyle alayım seni. Teşekkür ederim. Evet. Bitti. Sesinin tamam, kısılmış olmasına rağmen mücadele etti Tilbe birazcık da, değil mi? Öyle mi oldu? Evet. Biraz öyle oldu. Pekala, hemen sıcağı sıcağına oylamamızı gerçekleştirelim efendim. Haftanın finalisti kim olsun istiyorsanız onun için oyunuzu veriniz. Tuğberk ve Tilbe, oylama başlasın. O
Oylama sona erdi arkadaşlar. Az sonra orkestranın ve halk jürisinin oylarını göreceğiz. Ve ardından da ana jürinin %20'lik dilimlerle büyük katkı ve etki yaratan oylarını görüyor olacağız. Tuğberk mi yoksa Tilbe mi? İşte orkestra ve halk jürisinden gelen ilk oy. %24, Tilbe %16. Teşekkür ederim. Çok yakın birbirine olması gerektiği gibi olmuş. İlk önce Mustafa Keser'in oyuyla başlayacağız. Babacığım ne söylemişsin bir görelim, ardından da yorumunu alacağız. Ben de farkında değilim, bir yere bastım ama bakalım ben de göreyim nereye bastım. Tuğberk'ten yana kullanmış oyunu. %44'e yükseldi Tuğberk. Neden Tuğberk'ten yana oy kullandın babam? Şimdi bugün üçüncü şarkın değil mi kızım? Ben sanki hep aynı şarkıyı dinledim gibi böyle yeknesak bir icraat. Sesin güzel, ona lafımız yok. Ama icraatta sanki ben dediğim gibi ben bu şarkıları fazla bilmediğim için sözlerini ben sanki aynı şarkıları hep dinler gibi öyle bir tek düze bir okuyuş oldu. Bir de caz okudu ama ya. Nasıl? Caz okudu bir tane. Anlam ya cazmaz yani stil sunum itibariyle. Hı hı. Dolayısıyla bu yeğenimin daha uygun şarkı söylediğini düşündüm. Bir de şarkının mesela başında dediğim gibi şarkıları da bilmiyorum fazla şey yap. Sanki pesten girip gerekin, vazgeçip evet. Yukarıdan okudun. Evet. Değil mi? Evet hocam sesime hakim olamadım konuşurken. İşte tamam tabi bu bir şarkı icra esnasında olacak dava değil tabi. Kesinlikle haklısınız. Onlar bu büyük hata yani. Öyle hani tutturamaz oradan oraya götürür filan. O hoş bir şey değil. Burada hoş bir şey değil. Kendi evde okursan sorun kesinlikle yok. Kesinlikle haklısınız. Ama sesin falan gayet iyi. Ben hatta çok mükemmel buluyorum. İleride büyük bir solist olacaksın. Buna eminim yani. Çok teşekkürler. Sahnen de fena değil ama... ben sevgili yeğenimi daha iyi buldum şu an itibariyle. Anlık icraatını mı? Evet yani anlık icraatını öncekilerdeki icraatlarını da zaten beğenmiştim. Hı hı. Yine ona oyumu vermiştim. Dolayısıyla böyle oldu. Işın Karaca'nın oyunu görelim bakalım o kimden yana oy kullandı. Kullanmış. Zaten ekibine çok de davet etmişti. Beğendiği çok aşikar. Işın neden Tilbe? Çok adil davranmaya çalışırım aslında. Hiç yani daha önceki performansıyla alakalı değil. Tuğberk'in de Tilbe'nin de performansları iyi. Sadece Tuğberk'te çok dürüstçe konuşmam. Hep bunun için zaten burada oturuyorum. Doğru mu? Almadı beni. Çok istedim. Yani Tilbe'yi de gerekirse buna da basmayı da biliyorum. Hani benim hiç öyle bir şeyim yoktur. Bu şarkıda Tuğberk alsaydı ondan yana kullanırdım kesinlikle, diyorsun. Evet. Kesinlikle. Tilbe'ye de gelince bir şarkıcının ya da performans sergileyen bir insanın en büyük kabusudur. Sesinde bir pürüz, bir çatal, oraya çıkamama korkusu. Bu yüzden... Mustafa abi bana sorduğunda neden pesten başladığını. Çünkü kız korktu. Hani bunun cevabını ben vereyim. O veremeyebilir bu şu anda. Şarkı böyle midir dedim. Hayır şarkı böyle değil. Nasıl bir şarkı ama dedim. Ama onun korkusuyla sesinin gittiği, ses gitti.
Yani bu bir gerçek ve buna rağmen bu performans. Yani ses gidince tize çıkmak daha mı zordur? Ya ben onu nereden söyledi gerçekten hangi anda nerede ben dedim ki Tispes şuraya mikrofonu aldım abi. Dedim Eder, ki Eder, ne dedim ki etmez eğer ki Eder niye etmesin abi? Eğer yapma. Ki söyleyemezse atlayacağım ve hani tamam bu bitebilir, bu yarışma burada da bitebilir Tilbe için. Benim ben babamın kızı değil ki hani şey yapayım anladın mı? Kurtaracağım en azından sahnedeki duruşunu yok etmesin kız istedim. Allah bir şey verdi söyledi abicim. Evet. Bu başka bir şey. O yüzden ben de Tilbe'den yana oyumu kullandım. Çok teşekkür ederiz. Tuğberk'le Tilbe arasındaki bu kıyasıya mücadelenin kazananı belirleyecek olan kişi Metin Şentürk. Metin Şentürk'ün oyunu görüyoruz. Ne yaptın? İyi misin? Haberleriyim. Tilbe'den yana kullanmış. Tilbe %56'ya ulaşarak haftanın finalisti oluyor sevgili seyirciler. Ve 200 bin liraya giden 11. haftada biletini almış oluyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Tebrikler. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bana teşekkür etme, bize etme, kendine et. Kabiliyet sende. Abinin, çok teşekkür ediyorum. Neden Tilbe? Senden de yorumunu alalım. Şimdi önce Tuğberk'ten başlayayım. Şimdi birincisi güzel temiz okuyor Tuğberk kardeşimiz. Ama şarkıya başlarken şu deniz üstü köprü. Burada bir mübalağalı anlatımla başlayan şarkı. Ancak sonlara doğru kendi şeyini buldu, kimliğini buldu bir. İkincisi buradaki duygu illa bir daha söylüyorum. Tabii ki bağırmak değil, tabii ki haykırmak değil. Sessiz çığlıkları çok iyi bilirim. Ancak dediğim gibi bir mübalağaya yenilen bir duygu vardı eserde. Bu açıdan öte yandan Tilbe'ye dönüp baktığımızda tamam orada bir girişteki alt oktavı deneme, yanılma, korkma hepsi var katılıyorum ışığına da. Kesinlikle. Ama insanın buna rağmen daha doğrusu rağmene karşı mücadelesi ve anlık performansı beni etkiledi. Kalbime dokundu. Ben de şuraya tak diye oyumu bastım kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Helal çok olsun. Teşekkürler. Tuğberk kardeşime de helal olsun. Ama bu işin bir kazananı oluyor. Tuğberk kardeşimin okuduğu türkü tam okuduğu gibi okuması gerekir. O böyle yumuşak bir türkü değil. Tamam o, yumuşak değil ama şöyle bak, ben lafını kesmedim. Bak, özür ben lafını dilerim. Kesmedim. Özür dilerim. Tamam. O türkü efevari bir türküdür. O şekilde okuması gerekir. Ki ben bağırmaya karşı olmama rağmen tabii, uygun buluyorum. Yalnız çok özür dilerim. Ben sertlikten söz etmedim Mustafa abi. Hı. Yoğun bir şey vardı. Hani böyle sakın taklit ediyormuşum gibi algılama ne olur. Anlaşılsın diye yapacağım. Deniz üstü köpürür. Böyle bir yani onu daha iyi anlayabilir, anlatabiliriz. Efe Vari ile mübalağa arasındaki farkı ayırt edebiliyorum. Bana göre mübalağa etmedi evet. Diyorum. Bana göre tabii, etti. Etmiş olabilir. Doğru. Tabii bana göre doğru. Etti. Konu düşüncelerimizi söylüyoruz. Tabii ki de. Tabii eyvallah. Ki de. Saygılarımla Mustafa abi. Bilmukabil ellerinden kardeşim. Öperim. Ay şükür Metin kavga Bey. Etmediler. Mustafa ay. Abi. Ya edebilir miyiz biz o kütüphane o adam ya. Ortalık sütlimanken, bir kazananımız belirlenmişken, diğerine de güzel sözler söylenmişken veda etmenin tam vakti sevgili seyirciler. Bu hafta da bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tilbe'yi önümüzdeki haftalarda tekrar dinleyeceksiniz. Finalde bizimle olacak. Sevgili halk jürimize bizimle oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili orkestramız ve ana jürimize de teşekkürlerimizi ediyoruz. Özel bir mani ile kapanışımızı yapıyoruz. Allah! İşte bir final daha. Çok etmeyelim mübalağa. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve sağlıcakla. Hayda!